Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günay yayınları zoom serisi. 4. ünite kavrama testi 4'te dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Başladık ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soru Arkadaşlar i̇şte a'ya baktığımız zaman y eşittir 3x bölü 2 doğrusu orijinden geçer diyor. Arkadaşlar i̇şte öncelikle bir doğrumuzu hatırlayalım. Doğru arkadaşlar formatı y eşittir mx artı n'di. En gençler sabit sayıydı. E, x'in kat da m'ydi. Arkadaşlar sadece y eşittir mx şeklindeyse yani burada sabit terim yoksa Bu doğru arkadaşlar. Orijinden geçer demiştik. Bir baktığımız zaman gençler burada sabit terimimiz yok. Yani y eşittir 3x bölü 2. Yani x'in katsayısı 3 bölü 2'dir. Sabit terim olmadığı için bu doğru. E, orijinden geçer diyoruz. Yani bu bilgimiz doğrudur. İstersek gençler orijinden geçen doğru biliyorsunuz neydi? 0,0 noktasıydı. Bakın burada x ve y yerine 0 koyarsak. Şunu gösterelim. E, y eşittir 3x bölü 2'de y yerine 0 koydum. x yerine 0 koyarsam 3 çarpı 0 bölü 2 0 eşittir. 0 bölü 2 de 0 eşittir. 0 eşittir 0 olduğu için orijinal gelişinde denklemde yerine koyarak da gösterebiliriz. Evet, y eşittir 2 doğrusu gençler x eksenine paraleldir diyor. Ben şöyle bir koordinat sistemini çizelim. Evet bu x eksenimiz bu y ekseni gençler. y e eşittir 2 dediğimiz arkadaşlar bakın bu. Hemen y e eşittir 2 doğrusunu çizdiğimizi gösterelim. Bu doğrumuz y eşittir 2 doğrusu. Dikkat ederseniz gençler y ekseni dik keser. Aynı zamanda x ekseni paraleldir. Yani bu bilgimiz de doğrudur. x eksene paralel olduğunu gösterdik. C'ye geldiğim zaman 3 x 2 y 6 eşittir 0 doğrusu y eksenini 0,3 noktasına keser diyor. Gerçekten o halde 0 dediğimiz x'ti y de 3'tü. O halde burada x ve y yerine 0 ve 3'ü yerine koyarsak şuradan gösterelim 3 x 2 y 6 eşittir 0'da x yerine 0 koyuyorum. 3 çarpı 0 2 çarpı 3 6 eşittir 0. Arkadaşlar i̇şte bu denklemi sağlarsa yani eşitlik olursa buradan geçer diye düşünüyoruz. 3'ten 0 çıkardım. 0 eksi 6 eksi 6. Evet burada ne yapar arkadaşlar? Eşittir 0 dersem. Evet, 0 yazalım pardon. Eksi 6 eksi 6 arkadaşlar. Eksi 12 eşittir 0. İşte eksi 12 sıfıra eşit olmadığı için bu bilgimiz yanlıştır diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet, x eşittir. Eksi 3 doğrusu x eksenini eksi 3 virgül sıfırdan keser. Şurada göstereyim gençler. Yazalım. Eksi 1 eksi 2 ve eksi 3 x eksenini x eksenini doğrumuzu alalım. Eksi 3 olduğu için gençler bakın buradan keser. Bu noktanın koordinatı arkadaşlar xi eksi 3 y 0'dır. Burası eksi 3 virgül sıfır noktasıdır. Aynı zamanda demek ki bu bilgi de doğrudur diye söylüyoruz. C şıkkını işaretledik ve devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki doğrulardan hangisi orijinden geçer dedik. İşte orijinden geçmesi için x olacak, x ve y olacak. Ama sabit terim olmayacak gerçekten. En pratik tanım budur. Sabit terim olmamalı diyelim. Evet x ve y arkadaşlar nerede olursa olsun e, denklemimizi x y olacak sabit terim olmayacak bakın x y var a da sabit terim olduğu için evet, bu orijinden geçmez x var y var 4 var gençler sabit terim olduğu için geçmez 2x eşittir 5 gençler bu x eşittir 5 bölü 2 demektir onda ysi yok gençler bu da geçmez 4 y var e, 6x var gençler bakın y var x var sabit terim olmadığı için orijinden geçer diyoruz. Evet istersek orijin dediğimiz gençler 0,0'dı. X ve Y yerine 0 koyarsam şöyle göstereyim. 4 çarpı 0 eşittir. 6 çarpı 0'dan 0 eşittir 0 olduğunu göstererek yine orijinden geçtiğini söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir sarmaşık fidan her ayı düzenli olarak santimetre cinsinden Dikildiği boyunun yüzde beşi kadar uzamaktadır. Gençler burası önemli. Dikildiği boyunun yüzde beşi kadar. Buna göre sarmaşın aylara göre boy uzunluğunun değişimi gösteren doğrusal ilişki tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Gençler A seçeneğinde boy gençler 100. Yüzün yüzde beşi diyorum Yüzde sadece beş olur. O halde ikinci ayda gençler 5 santimetre fazla olacak. 100 artı 5'ten 105 olmalıydı. Bakın 105 var. Devam ediyorum gençler. İki e, boy yüzde e, yüzdü. Bunun yüzde beşi 5. Beş, bakın tekrar 5 fazlası. 5 fazlası 115. 5 fazlası 120. İki boyun gençler hep yüzde 5 fazlası oldu. tabi nereye göre bakıyoruz? Dikildi boya bakıyoruz. Hepsinde 5 fazla olduğu için A seçeneği sorumuzun yanıtıdır. Gençler 42. Burada 4 santimetre artmış. Arkadaşlar bakın hep 4 4 artmış ama geldik. Buradan pardon 2 artmış. 2 artmış gençler. Buradan da 2 artmış. Zaten düzenli olarak artmamış. Devam edelim. Eriyelim. 8 artmış. 8 artmış. 8 artmış. Şimdi gençler 80'in 8 nedir arkadaşlar? 80'in %5'i değildir. 80'in %5'i böyle sadeleştirirsem 8 kere 5 40 10'dan 4 cm olması gerekiyordu. Artış miktarının bu da gider. Geldik gençler 65. Bakın 5 5 artmış dikkat edelim. Evet burada anahtar yer burası gençler. Şimdi şunu diyen öğrencilerimiz çıkıyor. Hocam burada da 5 5 arttı. Arkadaşlar bakın dikildiği boy 100 iken 5 olacak. Dikildiği boy 65 ise 65'in %5'i gençler. 65'in %5'i Evet ne diyelim arkadaşlar? 5 santimetre olmaz diyelim. 65'in %5'i daha az bir sayı olur. zaman dolayı D de gider. Ve A şıkkını ederiz. A şıkkını işaretleriz. Devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bağımlı ve bağımsız değişken doğru ifade edilmemiştir? Arkadaşlar bağımlı değişken etkilenen bağımsız değişken etkilenmeyen etki eden demektir. Çalışma süresiyle kazanç ilişkisinde kazanç bağımlı değişkendir. Evet gençler çalışma süresi arttıkça Kazanç buna bağımlı olarak arkadaşlar artar. Bu bilgi doğrudur. Un ve yapılan ekmek arasındaki ilişkide un bağımsız değişkendir gençler. Evet. Un arttıkça bağımlı değişken gençler ekmektir burada. Un miktarı arttıkça veya azaldıkça ekmek sayısı artar veya azalır. Ali bu da doğrudur. Bir taksimetrenin her 10 kilometrede 1 lira ücret alması ilişkisinde ücret bağımsız değişkendir diyor. İşte ücret bağımsız değil bağımlı değişkendir. Yani yol miktarı, gidilen yol miktarı arttıkça ücrette buradan etkilenir ve bağımlı değişkendir. Bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Devam ediyorum. Beşinci sorumuzda yukarıdaki tabloda x ve y arasındaki doğruşa ilişki olduğuna göre a kaçtır diye sordu. Gerçekten burada hatırlayalım öncelikle örüntü ve serisindeki gibi. Öncelikle artış miktarına bakıyorum artı 3 artı artı 3 artı ne zaman x 1 2 3 diye devam ettiği zaman gençler burası da önemli x eğer 1 2 3 diye devam ediyorsa y'deki artış miktarına bakıyoruz hadi y eşittir artış miktarını X'in önüne katsayı olarak yazdım 3 x daha sonra gençler burada x yerine 1 verdim düşünelim çarpı 1 3 üç oldu 3'ten hangi sayıyı çıkartırsam y'deki eksi 4'ü elde ederim 3'ten 7'yi çıkartırsam eksi 4 olur diyorum. O halde 3x'in yanına eksi 7 gelmesi gerekir diyoruz. Doğru denklemimiz y eşittir. 3x eksi 7'dir. Gençler burada a bizim için x'in değeri. O halde burada a yerine a gördüğüm yere yani x gördüğüm yere a yazacağım. Şöyle y de 65 gençler. O halde 65 eşittir. 3 çarpı x yani 3 çarpı a eksi 7. A'yı bulabilmek için eksi 7'yi karşıya artı 7 olarak gönderiyorum. 3A 65 7 daha 72 eşittir. 3A ise her iki tarafı 3 ile sağa A'nın değeri 24 olur diyoruz. Ve bunu da C şıkkında işaretliyoruz. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda 4 arkadaşın ayın ilk 4 günü çözdükleri soru sayısı verilmiştir. Hangisinde gün ile çözülen soru soruların sayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır diye soruyor. Arkadaşlar bakın buraya bakalım 1 2 3 4 diye devam ediyor. Bakın burada 5 kat var. Burada 5 kat var. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 5 katı 15 olması gerekiyordu. 20 olduğu için doğrusal ilişki yoktur. 7 kat 7 kat var. 3'ün 7 katı 21'de çarpı 7 çarpı 7 diye gösterelim. 21 olmadığı için B şıkkında da doğrusal ilişki yoktur. 6 kat 6 kat. Evet 3'ün 6 katı 6 katı olduğunu gördüm. 18 olması gerekiyordu. 19 olduğu için C'yi deliyorum. Evet gençler bakın 8 katı gün sayısının gençler 8 katı 8 katı 3'ün 8 katı 24 4'ün 8 katı da 32. Hadi D şıkkında doğrusal ilişki vardır diyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yukarıdaki da x ile y arasındaki doğrusal ilişki olduğuna göre denklemi hangisidir? Şimdi gençler x'in lütfen 1, 2, 3, 4 diye devam ettiğini görelim. x birer birer artıyor. Hadi y'deki artış miktarını 3 olarak belirledikten sonra y eşittir x'in önüne bu artış miktar katsayı olarak yazıyorum. 3x. Daha sonra gençler bir yerine yazdım düşünürsen. 3 kere 1 3. 3'e ne yaparsam y'yi 6 elde ederim. Evet 3'e 3, e, 3 e eklersek 6 olur. O halde 3x artı 3 de bizim buradaki denklemimizdir diyoruz. Ve 5 şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyorum. Aşağıdaki koordinat sistemine D de... Ne N doğrular gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrulardan biri değildir? Gerçekten öncelikle şu A seçeneğe bakalım. Y eksi 3 eşittir 0. Eğer bunu y eksi 3'ü karşıya göndersem aslında bu y eşittir 0 demektir. İşte y eşittir 0 ne demek arkadaşlar? Aslında bize x ekseni y eşittir pardon y eksi 3'ü karşıya gönderdim. y eşittir 3 oldu. E eşittir 3 denklemi bakın burada görüyorum yani neye doğrusudur bu Bunu gördük x eşittir 0 arkadaşlar bizim için e ekseni demektir aynı zamanda y e ekseni arkadaşlar buradaki y'nin e kendisi e x eşittir 0 doğrusudur y e eşittir x gençler. y e eşittir x orijinden geçen doğrudur arkadaşlar bakın y e ve x yerine 3 3 verdiğim zaman 3 eşittir 3 olduğu için, Peki D doğrusu bizim buradaki doğrumuzdur. E x artı 3 eşittir 0. da düzenlersin. X eşittir eksi 3. Mesela bakın Y burada. X eşittir eksi 3'ün buralarda bir yerde olması gerekiyordu. Böyle bir doğru görmediğim için D şıkkı yukarıdaki doğrulardan biri değildir diyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. 9. sorumuzda yukarıda verilen tabloda x ile y arasında y eşittir 2x artı 3 ilişkisi vardır. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? İşte x gördüğüm yere k yazacağım. Böyle başlayalım. y eşittir 2k artı 3. Hatta burada y yerine de ne yazıyoruz gençler? k'nin değeri burada 13. Şimdi burada k'yi bulabilmek için artı 3'ü gönderdim. 13 eksi 3 eşittir 2k'den 10 eşittir 2k. Her iki tarafı 2'ye bölersem k'nin değeri 5 olur diyelim. k'yi bulduk. İkinci olarak gençler x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım ve m'yi bulacağım. y eşittir 2 çarpı x yerine eksi 2 yazdım. Artı 3. Buradan g yerine direkt m yazalım artık. 2 kere eksi 2 eksi 4 artı 3'ten L n'in değeri eksi 1'dir. Bunu da şöyle kutu içine alalım. Son olarak gençler x yerine l yazıyorum. y yerine 7 yazıyorum. 7 eşittir. 2 çarpı l artı 3. Artı 3'ü karşıya gönderdim. 7 eksi 3 eşittir. 2 l. Buradan 4 eşittir. 2 l ise her iki tarafı 2'ye bölelim. Ve l'nin değeri 2'dir diyelim. Bizden istenen işlem gençler şurada direkt yerine yazalım. D e gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 artı 2 çarpı M eksi 1'de bölüyor. D e arkadaşlar 2 idi. Eksi. M e de eksi 1'di. Döndürsem 5 artı 2 eksi 1 çarpım eksi 2'ye bölü Eksi ile eksi yan yana geldi. Artıya döndü. Burası 3 oldu. 5'ten 5 ile eksi 2 toplarsam 3 bölü 3'ten evet 1 olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloların hangisinde x ile y arasında y eşittir 4x eksi 2 doğrusu ilişkisi vardır diyor. y eşittir 4x eksi 2. Gençler A'dan başlayalım x yerine 3 yazarsam 4 çarpı 3 eksi 2. 4 kere 3 12 eksi 2. Ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Ne olması gerekiyordu? 2 olması gerekiyordu. Ondan dolayı a'yı eledim. Geldim. b'ye bakalım. Bu a şıkkıydı. Doğru denklemiz y eşittir. 4 x eksi 2 idi. arkadaşlar 6 eşittir. 6 y'ydim. 2 çarpı x yerine 2 yazdım. 2 çarpı 2 4x'li gençler. 4 çarpı 2 eksi 2. 6 eşittir. 4 kere 2 8 eksi 2. Evet. 6 eşittir. 8'den 2 çıkardım. 6. Bakın bu sağladım. Arkadaşlar 3 yazarsam 4 kere 3 eksi 2'den evet, 10'a eşit mi diye kontrol ediyoruz. 10 eşittir. 4 kere 3 12 eksi 2 Evet 10 eşittir. 12'den 2 çıkartırsa 10'dur. Bunu da sağladım. X yerine 4 yazarsam Y 14 oluyor mu? 14 eşittir. 4 çarpı 4 eksi 2'den 4 kere 4 16 eksi 2. Evet bakın 14. 14 eşittir. 14 eşitliğini sağladık. Demek ki burada bu da sağladığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum x eksi 3y eşittir 12 doğru denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar böyle doğru denklemlerden hemen şöyle küçük bir Çetelimizi yazıyorduk. Hatırlayalım. Evet. Arkadaşlar bakın sabit terim varsa burada x ve y'ye sırasıyla arkadaşlar sıfır değerlerini vereceğim. x dedim y dedim. x'e 0 verirsem doğru denkleminde aynen yerine yazalım. 6x eksi 3y eşittir 12. Burada x yerine 0 koyuyorum. 6 çarpı 0 eksi 3y eşittir 12. Buradan gençler bu 0 yapar. O halde eksi 3y eşittir 12 ise her iki tarafı eksi 3'e bölersem y'nin değeri eksi 4'tür. Demek ki ilk sıralı ikilimiz x 0 iken y eksi 4 olacak. Devam ediyorum. Bu sırada y'ye 0 verirsem evet x'i bulmaya çalışıyorum. 6x eksi 3 çarpı 0 eşittir. 12 denklemiyor. Buradan 6x eşittir. 12 ise x'in değeri 2'dir gençler. İkinci sıralı ikimizde 2 olacak. 2,0'a 0, eksi 4 doğrularını arıyorum. Baktığımız zaman gençler a seçeneğinde 0, eksi 4'tür. Bu da gençler 2,0 doğrusu noktasıdır. Buralardan geçtiği için a seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. C eşittir 5x artı 2 denklemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. A şıkkında gençler x bağımsız değişkendir. Evet. Arkadaşlar x'i ben istediğim değeri veririm. Buradan etkilenen gençler burada x bağımsız. y bağımlı değişkendir. A ve B doğrudur. C'ye geldim. X eksi 2 için y 5'tir diyor. Eşittir 5. X artı 2 yazdım. Burada gençler x yerine eksi 2 yazarsam daha güzel yazalım. E eşittir 5 kere eksi 2 eksi 10 artı 2'den E eşittir eksi 8'dir. Bakın burada arkadaşlar 5 yazdığı için bu söylenemez diyoruz ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.